Arthur Kosser'in 13. Kabile adında çok önemli bir kitabı vardı. Ve bu kitaptaki iddialara göre Hitler'in öldürdüğü 6 milyon Yahudinin kökeni aslında Hazar Türklerine dayanıyordu. Ve bu konu kitabın yazıldığı günden bu yana hala çok ciddi bir şekilde tartışılmakta. Yani Hitler içerideki Yahudi askerlerle beraber Hazar Türklerini kendisine hedef seçmiş ve onları öldürmüştü. Kimileri bu iddianın çok saçma olduğunu dile getiriyor. Ancak kimileri ise, üstelik bunların içinde çok ciddi akademisyenler, bilim adamları da var, Hitler'in Hazar Türklerini bilinçli olarak seçtiğini iddia ediyorlar. Peki bu iddialar niçin gündeme geliyor? Kimilerine göre İsrail bugün bulunduğu yerde pek de sevilmeyen bir ülke. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmasa varlığını sürdürmesi mümkün değil. Bu yüzden de hem nüfuza hem de nüfusa ihtiyacı var. Yani güce ve insan sayısına. Yani bu tür iddialarla birlikte dünya üzerindeki Yahudi sayısının 14 milyon değil daha fazla olduğu vurgusu ciddi bir şekilde yapılıyordu. Aynı zamanda kulağa su kaçırılarak bazı insanların kökeninde Yahudilik olabileceği de vurgulanıyordu. Yani İsrail bir nevi kendisini garanti altına alıyordu. Peki bu iddialar doğru olabilir miydi? İşte Haluk Hepko'nun bu konuyla ilgili görüşleri. Hazar Yahudileri meselesi çok ilginç bir konu. Şöyle ilginç bir konu, bilimle hiçbir alakası olmayan, bilimsel hiçbir temeli olmayan bir biçimde ortaya atılmış bir konu. Bunu atan insanların işte Arthur Koestler gibi işte 13. Kabile vesaire gibi kitapların yazarları hiçbir tarihi veriyle desteklemeden atıyorlar. Bunu bilmeyenler veya hatırlayamayanlar için şöyle bir kısaca şey yapalım. Bu teorilere göre Türklerin bir kolu, yani Hazarlar Yahudiliği seçiyorlar ve bu Hazar Yahudileri Doğu Avrupa'daki Yahudilerin en önemli bileşeni haline geliyor. Yani bugün Doğu Avrupa Yahudilerinin esas olarak Hazar Türklerinden geldiğini iddia ediliyor bu teze göre. Şimdi burada birkaç nokta üzerine durmak lazım. Birincisi şu, bunun tarihsel olarak bir gerçeklik payı yok. O dönemde araştırmalar şunu gösteriyor. Türkler Orta Asya'dan göçerken belli bir ekonomik gelişme noktasına gelmişlerdi ve burada tek tanrılı dini seçeceklerdi. Bu tek tanrılı din seçişlerinde esas olarak tercihleri İslamiyet oldu. Onların içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, toplumsal duruma cevap veren bir dindi. Fakat bazı Türk boyları ve özellikle yöneticileri, bunun altını özellikle çiziyorum, yöneticileri Yahudiliği, Hazar boylarında Yahudiliği seçti. Bu da tarihsel olarak bilinen bir şey ama yine şu da biliniyor ki buradaki Yahudilik seçimi esas olarak tüm kavme yayılmış değildi. Daha çok kavmin yöneticileri tarafından veya işte Hazar devletinin ne kadar devlet diyebilirsek yöneticileriyle sınırlıydı. Dolayısıyla bu iddia bir tarihsel olarak kanıtlanması mümkün olmayan bir iddia. İkinci olarak bu iddia bugün tuhaf biçimde daha çok Yahudi kökenli araştırmacılar tarafından da savunuluyor. Bunun sebebi şu, İsrail sonuçta Orta Doğu gibi bir yerde, yani dört tarafı düşmanla çevrili bir yerde bir ülke ve hem nüfusa hem de nüfuza ihtiyacı var. Nüfusa ihtiyaçları var çünkü sonuçta ABD'nin dayattığı emperyalist politikaları gerçekleştirmek için askere, işçiye, çöpçüye ihtiyacınız var ve bu işte 1 milyon küsurluk bir, yani komik bir nüfusta olacak gibi değil. Meseleye bu açıdan bakarsak İsrail'in bir günde Etiyopya'dan oradaki Yahudi kökenli zencileri, işte o falaşa dedikleri zencileri işte operasyonla İsrail'e getirmesi ve çalışmalarını anlayabiliriz. İsrail bunu kültürel olarak destekliyor. Çünkü Yahudi kökenli insanlar bulmak veyahut da Yahudi kökenli olduğunu iddia ettiği insanlar arasında faaliyet yürütmek devlet açısından mantıklı. Burada tabii esas önemli olan nokta şu, Hazar Yahudileriyle ilgili komplo teorilerine baktığımızda bu komplo teorilerinin özellikle de Almanya'daki neonazi gruplar tarafından
ortaya atıldığını görüyoruz. Buradaki espri şu, bizde ben bu tezlerin yani Türkiye'deki tırnak içinde komplo teorisyenleri tarafından tekrarlanmasını çok komik buluyorum. Sebebi de şu, aslında Almanya'da neonazilerin söylemek istediği şey şu. Şimdi Almanya'da bugün Alman neonazilerinin en önemli siyasi rakibi oradaki Türkler. Siz yani bütün politikaların işte Türkler dışarı gitsin, Türkler memleketlerine gitsin diyerek işte Solingen'de vesairede olduğu gibi Türkleri yakarak, öldürerek şey yapıyorlar. Ve Avrupa'nın kültürel kodlarında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra antisemitizm hem hukuki olarak hem şey olarak hem de kültürel olarak ciddi bir suç. Şimdi siz eğer oradaki Yahudilerin veyahut da 2. Dünya Savaşı'nın sırasında öldürülen Yahudilerin Semitik değil, yani Yahudi değil, Türk kökenli olduğunu iddia ettiğiniz zaman iki şeyden, iki noktaya veriyorsunuz. Birincisi size yöneltilen hukuki ve işte kültürel antisemitik suçlamalarından yırtıyorsunuz. Çünkü onlar Yahudi değil, dolayısıyla ben de antisemitik değilim noktasına gidiyorsunuz. İkincisi de şu, o toplumdaki köklü antisemitizmi Türk düşmanlığıyla birleştirebiliyorsunuz. Bugün 2. Dünya Savaşı, Hitler ve soykırımı kim yaptığı konusunda ciddi tartışmalar var. Olaya elbette İsrail ve Yahudiler açısından bakarsanız soykırım tamamen Hitler'in işi. Çünkü Hitler bir faşisti ve Yahudileri sevmiyordu. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı sonrası kalan ekonomik borçlarını ödememek için böyle bir yönteme başvurmuştu. Ancak elbette bu işin bir de karşı tezleri vardı. Bu tezlere göre Siyonistlerle Naziler ciddi işbirliği içindeydi. Çünkü Yahudilerin kendilerine bir devlet ihtiyacı, bir toprak ihtiyacı belirmişti. Ve bunun için de dünyanın belirli yerlerinde kendilerine devlet kurmak için toprak arayışına girmişlerdi. İddialara göre İngilizler İsrailli ve Yahudileri Avrupa'da istemiyordu. Diğer devletler de buna ciddi bir şekilde destek veriyordu. Bu yüzden de Alman ordusuna görev yapan Yahudiler biraz da bu soykırımı tetiklemişlerdi. Böylece İsrail'de bugün Filistin'de yer alan topraklara yerleşmesi çok daha kolay olacaktı. Acaba öyle miydi? Ya da bu soykırımı gerçekten Yahudiler mi yapmıştı? Yoksa bütün bunlar uydurma mıydı? Hollandalı araştırmacı Peter Edel, İsrail Devleti'nin kurulabilmesi için Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımına ihtiyaç olduğunu ve Nazileri soykırım hakkında Siyonistlerin teşvik ettiklerini söyledi. Nazizmin Avrupa'da yayılmasında Siyonist parmağı olduğunu iddia eden Edel, Siyonistler Nazilerle işin başında işbirliği içine girdiler. Almanya'daki Yahudilerin sürülmesini, topraklarından olan bu insanların da Filistin'de toplanmasını istiyorlardı. Bu yüzden soykırımı desteklediler. Almanya'dan kovulan Yahudiler 1930'dan itibaren Filistin'e yerleştirilmeye başlandı. 1948'de İsrail Devleti kurularak Araplar kendi topraklarından sürüldüler. 1967 Savaşı işgal topraklarını arttırdı. Siyonistler Yahudilerin birlik olabilmesi için ortak bir düşmanlarının olması şarttı. O düşmanı oluşturmak için de Filistinlilere insanlığa sığmayacak her türlü işkence ve zulmü uygulamaktan çekinmiyorlar. Bugün İsrail'de iş başına gelenler en ırkçı gruplardır dedi. Edel, Siyonist işbirliği işinde yıllar yılı Almanya'da paralarını bir bankaya yatıran Yahudilerin Filistin'de bütün paralarını çekme garantisi verildiğini, hatta Almanya'yı terk etmeleri karşılığında Yahudilerin hesabına yatırılan paraları Filistin'de bir bankadan çekebilme şartının konulduğunu hatırlattı. Siyonistlerin Filistin'e yerleştirmek istedikleri, Yahudilerin ise seçme olduğuna vurgu yapan Edel, Filistin'e gitmek isteyen birçok hasta Yahudinin bu girişimlerinin önüne geçildiğini, Yahudilerin en iyi ve en sağlıklılarının
Filistin topraklarına yerleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Siyonistlerin Yahudi kıyımını teşvik etmelerinin örneğine Macaristan'da da rastlandığını belirten Peter Edel şöyle devam etti. İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Macaristan'da Yahudiler için sürgün veya kötü muamele yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Macaristan'da da Siyonistlerin desteğiyle Yahudi kıyımı yaşanmıştır. Yahudi katliamını savunan Kestner daha sonra İsrail'de bir kahraman oldu. Kestner, 1600 sağlıklı Yahudinin Filistin'e gönderilmesi karşılığında 800 bin Yahudinin sürülmesi ve yok edilmesine yeşil ışık yakmıştır. Aslında Yahudilerin 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı soykırımı çok iyi anlamak için biraz da Hristiyanlık ve Yahudilik ilişkisine iyi bakmak lazım. Avrupa'da Hristiyan anlayışı ciddi bir şekilde hakim olduğu için Yahudilere her zaman bir önyargı vardı. Ve Yahudiler özellikle Hristiyanlar tarafından ve Avrupalı halklar tarafından pek de sevilmiyordu. Bu yüzden de dünya üzerinde ne zaman bir felaket olsa Hristiyanlar bunu Yahudilere bağlıyordu. Ayrıca Hazreti İsa döneminden başlayarak birçok tarihi devirlerde de Yahudilerle Hristiyanlar arasında her zaman problemler çıkmıştır. Olayın bir de şu yönü var. İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'da genellikle faşist yönetimler hakimdi. İtalya'da, Almanya'da ciddi bir şekilde tek parti anlayışıyla beraber ötekileştirme yapılmıştı. Yani Yahudiler yok sayılıyordu. Acaba Avrupa'nın genetik şifresinde bir nevi ötekileştirme ya da ötekini yok sayma gibi bir anlayış var mıydı? Talip Doğan Karlıbel, Almanya'nın sadece Yahudilere değil, bugün de Türklere benzer şeyleri yaptığını iddia ediyor. Yani kendisi dışında olmayanları yok sayıyor. Peki ama Almanya ya da diğerleri niçin böyle davranıyorlar? Yoksa Almanya'nın genetik kodunda böyle bir anlayış mı var? İşte Talip Doğan Karlıbel'in bu konuyla ilgili görüşleri. Brian Mark Rick adlı bir Amerikalı yazarın yazdığı bir kitap vardı. Bu kitabın içeriğine baktığımız zaman içeriğindeki bilgileri ben olumlu buluyorum ama birçok da eksikler var tabii bunun içinde. Mesela 150 bine yakın bir Yahudi kökenli Alman'ın asker olduğu söyleniyor. Ama şimdi şöyle şey yapmamız lazım. Burada Nürnberg kanunlarının gösterdiği tam Alman, çeyrek Yahudi, yarım Yahudi, dörtte üç Yahudi ve tam Yahudi paraleline baktığımız zaman bu 150 bin askerin içinde 1936'dan 1940'a kadar olan süreçte yarım Yahudi Musevi kökenli olan Alman vatandaşlarının 1940'tan itibaren askerlikten kovulmaları söz konusu oldu. 1942'deki Wannsee Konferansı'ndan sonra yani Yahudilerin nihai katledilme konusundan sonraki süreçte de 4'te 3 Museviler olanlar dediğimiz yani dedesi Musevi veya babaannesi Musevi olan kişiler askerlikten men edilmiştir. Bu süreç şöyledir. Sırf Hitler Almanya'sında Musevi kökenli veya Yahudi kökenli askerler Alman ordusunda yoktu. Alman Yahudi Askeri Birlikler Derneği adında 1820'de Berlin'de kurulmuş bir dernek vardır. Bu dernek 1940 yılında yasaklandı. Sonra 1983 yılında bu dernek yeniden kuruldu. Şu an bile Alman Genelkurmayı himayesi altında 120-150 yakın Musevi kökenli, Alman kökenli subay bulunmaktadır. Tabii bu 150 bin derken bu 150 binin içinde çok önemli paşalar, subaylar üst düzey. Mesela Marshal Eberhard Milch vardı, yarı Yahudi olan. Bunu Hitler 1939 veya 40'ta çıkan kanundan sonra diskalife yapamadı. Çünkü çok ciddi bir orduda sevilen bir kişiydi. Bunu 1942 yılında bu şahıs emekliye ayrıldı yaştan dolayı. Kendisi o zaman 70 yaşındaydı. Birinci Cihan Harbi'nde de üst düzey 7-8 tane Yahudi kökenli Alman ordusunda paşa vardı. İkinci Cihan Harbi'ndeki mevcut durumlara baktığımız zaman da 250-300'e yakın albay seviyesinde 3-4 general, bir maraşal ve 1000-1500'e yakın subay olduğu bilinmektedir. Geri kalanlar da düz asker olarak görev yapmışlardı. Dediğim gibi 1940'tan sonraki kanun değişikliği ve ayrımdan sonra yarı Yahudiler yapamaz hale geldi.
Dörtte üç Yahudi olanlar zaten hiç askere alınmıyordu. Dörtte bir Musevi olanlar da 1942 Wannsee Konferansı'nda yapılan Yahudilerin nihai katliamından sonra askerlik yapamaz duruma geldiler efendim. Çeyrek Yahudilerin içinde en ünlüleri eski Alman başbakanlardan Helmut Schmidt'tir. Kendisi 4 yıl subaylık yapmıştır Alman ordusunda. Kendisinin bu konuyla ilgili mütalaları vardır zaten. Dediğim gibi birçok ünlü Alman, Musevi kökenli Alman ordusunda 2. Yanarbere esnasında mesela Günter Krass bile dörtte bir Yahudi olarak gözükmekte. O da SS birliklerinde görev yapmıştır. Yani ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tablonun da böyle çıkmasının sebebi dediğim gibi 1935'teki Nürnberg kanunları. Burada çok ilginç şekilde bunun temel unsurlarını yapan Dr. Bernhard Weiss adlı bir şahıs vardır. Eski Berlin Emniyet Müdürü kendisi. Göring'e karşı 12 tane dava kazanmış zamanında. Göring çünkü eski Alman polis teşkilatının üst düzey yöneticisiydi. Orada ırk ayrımına gittiği için açtığı 12 tane davayı kazanmıştır. Sonra bu 1940'tan sonraki süreçte de bu emniyet müdürü 42 yılında tutuklanarak Bergen-Belsen toplama kampında öldürülmüştür çok ilginç şekilde. Bugün sıklıkla vurgulanan konulardan bir tanesi Siyonistlerle Nazilerin 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası işbirliği yaptığı yönünde. Yani soykırımı planlayanlar aslında Siyonistlerdi ve bunun için de Nazilere talimatlar vermişlerdi. Peki gerçekten bu iddia mümkün olabilir mi? Yani Siyonistlerle Naziler işbirliği yapacaklar, 6 milyon Yahudi'yi öldürecekler ve böylece İsrail'in bugünkü Filistin topraklarına yerleşmesi mümkün olacak. Buna günümüzden baktığınız zaman belki aşırı abartma ya da aşırı komple teorisi olarak görebilirsiniz. Ancak 150 bin askerin Hitler'in ordusunda görev yapması ve bunların bazılarının kritik görevlerde yer alması bazı soru işaretlerini gündeme getiriyor. Ayrıca Avrupalı devletlerin başta İngiltere olmak üzere Yahudileri Avrupa'da istemediklerini de bugün çok daha net bir şekilde görüyoruz. Ve onları Avrupa'dan uzaklaştırıp bugünkü Filistin topraklarına yerleştirmek için de her şeyi yapmışlardı. İşte bu yüzden de Nazilerle Siyonistlerin işbirliği yaptığı ve bu soykırımı planladıkları da iddialar arasında. Peki ama gerçekten böyle bir ilişki varsa bu ilişki nasıl olmuştu? Siyonistlerle Naziler gerçekten işbirliği yapmışlar mıydı? ...21 Haziran 1933 günü Alman Siyonist Federasyonu Nazilere gizli bir yazı gönderdi. Siyonizm, Almanya'nın Hristiyanlara ve ulusal değerlere yapışmasıyla Alman dirliğinde meydana gelen benzer bir ulusal yaşamın yeniden doğuşunun Musevi ulusal grup içinde de gerçekleşmesi gerektiğine inanmaktadır. Çünkü köken, din ve kader ortaklığı Yahudilerde de vardır ve topluluk bilinci hayatının şekillenmesinde belirleyici öneme sahip olmalıdır. Bu şu demektir, liberal dönemde ortaya çıkan egoist bireycilik, halkın isteği ve sorumluluk alma niyetiyle aşılmalıdır. 1936'da The Post gazetesi bir flash haber yayınladı. Alman Siyonistler kabul görmek istiyor. Alman Siyonist Federasyonu'nun hükümet tarafından Alman Yahudi Dirliği'nin özel denetimi için tek araç olarak tanınmasına dair bu cesur talebi, bugün resmi olarak açıklanan kuruluşun yöneticisi yapmıştır. Tüm Alman Yahudi kuruluşlarının Siyonist gücün hakimiyetinde olması gerektiği ifade edilmiştir. İsrail'in özgürlük savaşçıları olarak bilinen Stern Gang, Nazilere gönderdiği bir bildirgede, milli ve totaliter bir temelde kurulacak ve tek bir anlaşmayla Alman devletine bağlı olacak bir Yahudi devletinin yakın doğuda güç sahibi olması ve güçlenmesi açısından Almanya'nın çıkarlarına hizmet edeceğinden söz ediliyor. Savaş sonrasında yapılan bir röportajda Adolf Eichmann
uğraştığım Yahudilere sık sık Yahudi olsaydım en koyu Siyonistlerden biri olacağımı ve bunun haricinde bir şey olmamın mümkün olmadığını söylerdim. Aslında hayal edilebilecek en coşkulu Siyonist olurdum, açıklamasında bulunuyor. Alman Siyonist Federasyonu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilere yaranmak için Avrupa'nın her yerinde insanları astı. Ama Yahudilere karşı bu ihanetleri Mayıs 1948'de Siyonist Devleti'nin kurulmasına kadar hiç bilinmiyordu. Amerika Yahudilerinin %90'ı aniden duygusal Siyonist yanlısı oldu. Kasım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratların, cumhuriyetçilerin ve hatta Komünist Organize İlerici Partisi'nin Yahudi oyları için yarışmasıyla Harry Truman'ın para yardımı Sovyet yanlısı Çekoslovakya'dan silah satın aldı ve Kudüs'te Alman Siyonistlerin yönettiği bir İsrail doğdu. Avrupa'nın tarihinde etnik bazlı olaylar her zaman gündemde olmuştur. Bugün Avrupa Birliği başkalarına insan hakları dersleri vermekte. Ancak kendi tarihinde çok karanlık olaylar ciddi bir şekilde yer etmektedir. Mesela Fransa'da yaşanan bir Dreyfus olayı vardır. Yahudi kökenli olan Dreyfus oradan atılmış ve çok kötü muameleye maruz kalmıştı. Ve Avrupa uzunca bir süre bu olayın etkisinde kalmıştı. Aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde de her daim bir Yahudi karşıtlığı olmuştur. Bugün İslamofobiya gibi bir anlayış varsa da biliyoruz ki Hristiyan dünyası Yahudiliğe de çok ciddi bir şekilde muhalif ve karşıttır. Geçmiş tecrübelere dayanarak belki bugün daha anlayışlı davranıyorlar. Ancak her daim haberlerde Yahudilere yönelik bazı şiddet haberleri de yer almakta. Dolayısıyla Hitler'in Yahudilere yönelik soykırım anlayışının aslında tarihsel bir perspektifi var. Yani Avrupa'nın genlerinde böyle bir anlayış olduğu için Hitler bunun sadece tezahür etmiş biçimi. Ayrıca o dönem yani 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e birçok Avrupa ülkesi ve diğer yerlerden de ciddi destek gelmişti. Yani Yahudiler sevilmiyor, yok sayılıyordu. Bugün bile hala tartışmaktayız ki Hitler'in ordusunda tam 150 bin Yahudi kökenli asker görev yapmıştı. Günümüzde bile birçok psikiyatr uzmanı Hitler'in Yahudilere bakışını ciddi bir şekilde inceliyorlar. Yani Hitler Yahudilerden nefret ediyor, 6 milyon Yahudi'yi gaz odalarında ya da kurşunlara dizerek öldürüyor. Buna rağmen 150 bin asker önemli görevlerde bulunuyorlar. Savaş pilotları, hava kuvvetlerindeki bazı generaller, kara ordusunun önemli isimleri hep Yahudi kökenli isimlerden tercih ediliyor. Ve Hitler bunun da farkında. Yani kendi ordusunda önemli görevlerde bulunan askerlerin Yahudi kökenli olduğunu biliyor. Peki bu durumu nasıl izah etmek gerekir? Ya olayın gayet normal olduğunu söyleyip işin içinden çıkacağız ya da işin içinde bir bit yeniği var diyeceğiz. Bu yüzden de Siyonizmle Nazizm ilişkisini gündeme getirmekte fayda var. Belki de İsrail'in bugünkü coğrafyada yer almasının sebebi biraz da Hitler'in bu anlayışıydı. Ayrıca Arthur Koestler'in 13. Kabile kitabında dile getirdiği gibi Hitler'in öldürdüğü Yahudilerin çoğu Hazar kökenliydi. Bugün bile bu iddia ciddi bir şekilde tartışılıyor ve reddedilmiyor. Peki nasıl olmuştu da Hitler sadece Hazar kökenli askerleri öldürmüştü ya da kendisine hedef seçmişti? Belli ki bu konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda da birçok tartışmalar olacak. Belki 2. Dünya Savaşı'nda Almanya resmi kaynakların tamamını açsa ortaya çok net gerçekler de çıkacak. Önümüzdeki hafta yepyeni bir komplo teorisiyle buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.